Şimdi yanımızda Erdener Bey var. Erdener Bey, bugünkü gündemle ilgili neler söyleyeceksiniz bize? Nasıl öngörüler çıkardınız kendi içinize, kendi açınızdan? Özellikle inşaat sektörü konusunda burada bulunmamızın sebebi olduğu için onlar üzerine herhalde bir şeyler söylememi istersiniz. Doğal olarak tabii Türkiye'de ekonominin büyümesi istenen bir durum. Bunun için de yatırımların yapılması reel sektörde büyük önem taşıyor. İnşaat sektöründe bu yatırımlar gerçekten büyük ölçüde yapılıyor. Ama bir ülkenin her zaman için gelişmesinde, kaynak yaratmasında en büyük katkı koyacak olan sektörler ise üretim sektörleridir. Yani üreterek ekonomiyi gereken dinamizmi veren sektörlerdir. Pasif alanlar belirli ölçüde ekonomide bir canlılık yaratır ama üretken olan sektörler ülkenin büyümesinde, dinamizinde en çok katkı koyan sektörlerdir. Dolayısıyla bu alandaki yatırımlara önem verilmesi gerekir. Gerek inşaat olsun, gerek diğer sanayi de olsun, yatırımların yapılması için tabii ki yatırım sermayesinin yanında işletme sermayesi gibi faktörler önemli. Bunun için finansman büyük önem taşıyor. Finansmanın maliyetinin düşürülmesi gerekiyor. Artı özellikle Türkiye'de işçilik maliyetleri çok yüksek. Maalesef maliyetin büyük kısmını işçilik maliyetleri yaratıyor ve devletin aldığı buradan pay da çok önemli. Siz bir iş yeri kuruyorsunuz, düşünün. Daha üretime başlamamışsınız. Tabii ki bir takım işçiler çalıştırıyorsunuz. Malınızı satıp bir gelir dahi elde etmeden o çalıştırdığınız işçiler için vergi ödüyorsunuz. Yani halbuki devletin sizi ödüllendirmesi gerekir. Bir işçi diyelim ki 4 kişiyi şey yapıyorsa siz devletin sırtından 4 kişiyi almış oluyorsunuz. Onun bakım, hayat idamesi sorumluluğunu üstlenmiş oluyorsunuz o ailenin. Sizi ödüllendireceğine, destek vereceğine cezalandırıyor. Daha hiçbir geliriniz olmadığı halde belki siz bir yıl sonra kara geçeceksiniz. Bir yatırım yaptınız, hemen karlılık elde etmek mümkün mü? O işletme belirli bir süre desteklenmesi lazım. Dolayısıyla yok sigortasıydı, ondan sonra vergisiydi, mutasarıydı. Bir sürü maliyetle karşılaşıyorsunuz ve birçok işletme bu konuda sıkıntıya kapılıp bir müddet sonra karlılığı da düşünce kapanmak zorunda kalıyor. Baktığınız zaman işletmelerin kapanma hızı çok artmış durumda şu anda Türkiye'de. Bu neden? Maliyetlerin yükselmesi, karlılığın azalması, dolayısıyla üretimin durması bir anlamda ortaya çıkıyor. Yani tablo çok güzel şeyler burada duyduk, şey yaptık ama ben çok da gerçeği yansıttığını düşünmüyorum bu tablonun. Borcu artan bir ülke fakat bir taraftan da büyüyoruz. Yatırımlar büyük ölçüde durmuş. Dolayısıyla bu büyümenin biraz abartıldığı konusunda bir düşünce gelişiyor ister istemez insanın aklında. Çok teşekkür ederiz.